Herkese günaydın. Biz uyandık. Üzerimizi giyindik desem yalan olur. Aynı kıyafetle uyandık. Etrafı toparladık bir güzel. Bugün üçüncü günüm bu eşofmanlarla ve bu yazmayla. Üçüncü günüm. Çünkü sevgili kocam bütün kıyafetleri en önce topladı ve biz böyle kala kaldık. Neyse, sorun değil. Şimdi nakliye geldi şu anda. Artık taşınacağız. Yani Allah izin verirse inşallah. Asansörlü taşımacılık diye biliyorum. Şimdi asansör kuracaklar. Saat bu arada 10. Sabah 10. Bakalım kaç saatte bitecek. Şimdi biz arkadaşa doğru gidiyoruz. Onlar taşımacılık asansörünü kurdular. Bakalım. İnşallah güzel bir şekilde taşınırız artık. Çocukları arkadaşta bıraktım. Hemen bir 10 dakikada evi bir süpüreceğim. Temiz temiz bırakalım. Dün akşam bütün lavabo ve tuvaletleri temizlemiştim aslında. Şimdi şöyle bir süpürge yapayım. Ondan sonra da burayı tamamen kapatalım istedik. Eşim burada. Hala taşıma devam ediyor bu arada. Pardon. Aşkım ne yaptın? Yerleri silme ve genel toz alması bitti sayılır. Yani boşalan odaların. Şimdi diğer odalar kaldı. Diğer odaları da böyle bir güzel üstünden süpüreceğim. Sonra iş bitti. Ev bu arada tamamen bitti. Eşyaların hepsi indi. Nakliyecilerin işi bitti. Şimdi onlar toparlanıyor. Ben böyle hani bazanın altında kalan tozlar olur ya hani onları süpürüyorum. Bazayı çekip de haliyle süpürge yapamadığım için. O kalan böyle tozları, pislikleri süpürüyorum hızlı bir şekilde. Onun dışında bu evle ilgili bir şeyim kalmadı çok şükür. Kurtuluyorum ya. Gerçekten kurtuluyorum. Çünkü siz biliyorsunuz beni. Bu evde rutubet vardı ve ben ömür hayatımda ilk defa rutubetle karşılaştım. Kokuyordu rutubet. Daha sonra buz gibiydi zaten. Mümkün değil ısınamadık bu evde. Üstelik bu eve biz kaloriferli diye çok istemiştik tutmayı. Kaloriferli olmasına rağmen hiç ısınamadık. Çok rutubet aldı. Ocağın ortasında Alper doğum yaptığımda Alper'i buz gibi bir eve doğdu Alper. Ve çocuğumu banyo yaptıramadım soğuktan. Üstelik kaloriferli baktığınızda. Ve her odasında mutlaka bir rutubet vardı ve kokuyordu. Rutubeti çamaşır suyuyla sildiğimi hatırlarsınız mutlaka. Çok çok kötü bir kış geçirdim. İlk kışımdı Muğla'da ve çok kötüydü. Şimdi işte kurtuluyorum. O yüzden çok mutluyum. O zamanlar çok sevgili ev sahibimiz gelip gördüğünde rutubeti bizim yaptığımızı söylemişti. Bunu burada ilk defa paylaşıyorum. Böyle bir şey söylemişti. Biz şok olmuştuk. Nasıl yani biz rutubeti nasıl yapabiliriz? Çünkü ben senelerdir kiracıyım. Senelerdir ben de bir ev sahibiyim. Yani benim de bir evim vardı. Benim de kiracılarım vardı.
Rutubeti biz yapmışız. Evi havalandırmamışım ve rutubet benim yüzümden olmuş. Yemek yaparken aspiratör çalıştırmamışım ve rutubet benim yüzümden olmuş. Çok tuhaf. Ben evi her gün havalandırdım. Her gün. Bunun yani Allah şahit. Her gün havalandırdım. Yemek yaparken nasıl yemek yaptığımı siz biliyorsunuz. Allah'tan ki kaydediyorum yani böyle şeyleri. Yoksa hiçbir şey şahit göstermeyeceksin. Rutubet neden olmuş? Çok sevgili müteahhitimiz montalamayı bu tarafta zayıf yapmış ve çatıdan su alıyor en üst kat olduğu için. Üstelik burada yan tarafta bir arkadaşım var, o tarafta bir arkadaşım var. Herkesin evi rutubet oldu kışın. O yüzden bunu benim yapmış olmam mümkün değil. Asla böyle bir şey kabul etmedim zaten o zaman da. O zaman yaşamıştık böyle bir sıkıntıyı. Sonra şu anda bir sıkıntımız yok tabii. Ama o böyle bir şeyde bulunmuştu bize. Şimdi işte taşınıyorum ve çok mutluyum. Çünkü kiracı olmak çok zor. Siz biliyorsunuz, birçoğunuz kiracısınız belki. Ben de yıllarca hep kiracılıkta yaşadım. Birinin sürekli tepenizde olması, sürekli ay duvara çivi çakma, ay şöyle yapma, işte sen yaptın, sen ettin. Olayı çok sıkıntı. Tabii ki de elin evi, onlar da bu evi borçla dertle yaptırıyor belki. Tabii ki iyi bakmak zorundayız bir kiracı olarak ama onların da ev benim diye tepemize binmemesi gerekiyor. Yani ev sahiplerinin de birazcık yerini bilmesi gerekiyor. Bu konuda bu evde biraz şanssızdım. Çünkü bilmeyen insanlarla iş yaptık. Baktığınızda herkes iyi. Evi ilk başta tutarken herkes çok iyi. Ama için içine girince insanların gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Bu evden çıktığım için çok mutluyum. Kendi evime geçtiğim için çok daha mutluyum. Şu an sildikten sonra hala da kalan rutubet izleri var mesela. Az önce eve bakmaya gelen biri oldu. Evin rutubet aldığını söyledim. Çünkü ben yaşadım bunu. Söyledim. Yine tutmak istersen koca bir ev. Ege'ye göre, buraya göre çoğu evlerden büyük ve kullanışlı bir ev. Ama rutubet alıyor dedim. Yani sen bilirsin. Şu an belki bir ilaç sürerler. Bir ilacı var çünkü bu rutubet ilacı. Bir ilaç sürerler. Belki hani toparlar bu kış kendini bilmiyorum. Ama durum bu dedim. Rutubetleri gösterdim. Çünkü hala var köşelerde. Kendi bilir artık. Üstelik geçenlerde çat kapı alttan zilime basılı tutuldu. Zilime basılı tutuldu. Çocuk uyuyordu. Uyandı çocuk bir güzel. Kargocu mu acaba diye bir sinirlendim. Çünkü kargocunun hepsi de biliyor. İnanın o kadar ince insanlar ki kargocular. Hepsi artık gele gide bizi biliyorlar ve kapıya tıklıyorlar. Çocuk uyuyor olabilir. Ya da kapıya bırakıyorlar hiç çalmadan. Bu kim dedim ya basılı tutuyor. Alttan basılı tuttu. Neyse koştum. Yukarıdan bastım. Bir de yukarı geldi. Yukarıdan da 3 kere bastı zile. Hayır bir de yani hani ben kapıyı açmıyor diye bir şeyim yok. Hani salondan gelene kadar sürekli zile basılıyor. Açtım. Buyurun dedim. Üzerimde pijama var. Çocuk yeni uyandı. Ağlıyor zaten. Biz dedi eve dedi baktırmaya getirdik. Kiracı dedi. Yanlarında birini getirmişler. Böyle çat kapı. Bana söylemeniz gerekmiyor muydu dedim. Ya da beni bir aramanız gerekmiyor mu? Sonuçta ben örtülü bir insanım. Öyle değil mi? Pijama alayım. Beni aramanız gerekmiyor muydu sizin dedim. Kapıyı bu kadar açmışım. Biz zaten öyle üstünden bakacağız dedi. Ben böyle bir şeye asla gelemem. Siz de bana hak verirsiniz diye size anlatıyorum aslında bunu. Beni aramaları lazım. Yarım saat önceden, bir saat önceden Serpil Hanım, işte Serpil'cim biz geleceğiz, eve bakmaya geleceğiz, işte birilerini getireceğiz. Müsait misin, evde misin? Bir araman gerekiyor. Ben de içeri almamıştım o gün. Kusura bakmayın ben sizi şu an alamam. Zaten her taraftaydı, koli vardı her yerde. Bir saat sonra gelin dedim ve kapattım. Almamıştım onları içeriye. İşte az önce de o kadın geldi bakmaya. Boşken bakmaya geldi. Bir de evin içinde zaten koli var, eşya var her tarafta. Evi ne kadar görebilirsiniz ki? Göremezsiniz. Şu anda ev boş. İsteyen istediği gibi gelsin baksın. Tertemiz, pırıl pırıl. İçim çok rahat, vicdanım çok rahat. Bütün lavaboları, tuvaletleri, ovduğum yerleri ellerimle sildim. Tertemiz bırakıyorum. Bu konudan çok canım yandı. O yüzden burada böyle içimi dökmüş gibi oldum. Ben artık kalan işimi halledeyim. Evet, işler bitti artık. Yüklendi. Şimdi ben tekrar Alper'i almaya gidiyorum. Arkadaşa. Efendim? Tamam. Arkadaşa Alper'i almaya gidiyorum. Ahmet Han'la Alper'i. Makarna yemişler. Sağ olsun. Allah bin kere razı olsun. Böyle zamanda gerçekten dost kendini belli ediyor. Allah herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın. Şimdi işte alacağım. Eşya bitmiş. Kamyonun arkasından gideceğiz. Tin tin tin. Kalan eşyalarımızı da
arabaya yükledik. Arabanın arkası tıklım tıklım dolu. Ahmet Han'ı zor sığdırdık. Alper'i sığdıramadık. Evet Baki Bey, bitti. Neler hissediyorsunuz? Evet Allah'a şükür bitti ama ben de bittim. Gerçekten. Kamyon şu an geride kaldı. Kamyonu bekliyor. Evet, yol kenarında. Kamyonu görürsem, kamyon gelsin diye. Ha, bu arada bir konuşmuş olayım. Vallahi emek ettik ama değdi yani gerçekten. Şimdi yeni evimize gideceğiz ama asıl iş şimdi başlıyor. Şimdi gideceğiz, eşyaları indirecekler, yerleştireceğiz. İnşallah indirirken eve zarar vermezler. Ay. O önemli. Tabii. Bu arada yani eski ev neyseydi de yeni evde artık hep öyle olur ya. Ama sana hep şey de demişler, işte Baki çok yoruldu, çok zayıfladı. Çok hasta. Baksana hasta bile oldum ya. Çok kötü oldum. 3 gündür çok kötüyüm. Anne. Ateşim 39.5. 40'ı bile buldu. Bir dakika, Ahmet abiden birlikte gelir mi sence? Evet, onlar da gelecek. Aradık onları. Onlar da yoldalarmış. Yani işte hastalık, sağlık derken, ha bir de bu gece bir de Ahmet Han da ateşlendi. Bizde hastalık bitmez. Ahmet Han da ateşlendi. Ona da hemen şurup verdim. Şimdi herkes iyiyiz. Alper'le ben çok şükür, Allah'a şükür bir şeyimiz yok ama inşallah tam olmayız. Ahmet Han'ın yine kronikleşmiş olan bir boğaz ağrısı sorunu var. Babamız da ağır bir grip geçiriyor. Doktora gitmiştik zaten, söylemiştim size. Ama bitti ya artık, hani bitti. Ben inanamıyorum aşkım. Ben gerçekten şu an inşaat diye gittiğimiz eve taşındığımıza inanamıyorum. Ve hatta bu sabah şey diyorum. Biz diyorum inşaata geçeceğiz. Ondan sonra şöyle, ay diyorum ne inşaatı, artık orası inşaat değil, ev diyor. Baştan sona yapacağımız ev vlogu herhalde izlersem herhalde ağlarım. Gerçekten ağlarım yani. Bittim ya. Şu hastalıkta bir de eşya taşıdım ya. Ağzım burnum dolu. Ya yani o videoyu izlersem herhalde ağlarım yani. Kolay olmadı. Ama Rabbim isteyen herkese gönlündekini nasip etsin inşallah. Bize de sağlıkla, huzurla, mutlulukla yaşamak nasip etsin. Gerçekten gönlümden geçen tek dua da bu. Şimdi işte gidiyoruz, varacağız. Vardıktan sonra artık hani evin içine eşyayı attıktan sonra her şey daha kolay olacak inşallah. Bir de kampımız var. Kampı da bir atlatırsak Allah'ın izniyle. Ondan sonra bol bol evdeyiz. Yeni koltuk takımı alacağım. Kurutma makinesi alacağım. Giyinme dolaplarım henüz takılmadı. Giyinme dolaplarım takılacak. Vestiyer takılacak. Daha evin yapılacak olan bir sürü işi var. Hep beraber yapacağız bunları. Sizlerden hep fikir alacağım bu konuda. Özellikle bu oturma grubu konusunda fikir alacağım. Ahmet Han'a yine oda alacağım. Oo, alacağım da alacağım. Ama tabii hepsi bir anda değil. Zamanla olacak inşallah. Evimize bir geçelim işte. Bunları yapacağız gelecekte. Sağlıklı olursak, Allah'tan bir mani gelmezse. Öyle. Hadi bakalım. Bir sonraki yerde yine durum güncellemesi yaparım. Arkadaşlar şu anda bakın evime bakar mısınız? İnsan dolu. Gerçekten Allah herkese iyilerle karşılaştırsın. Öyle güzel bir sofra kurdular ki şu an. Şu an şöyle bir göstereyim size. Hatta yakından göstereyim. Şöyle yere koyduk biz şimdilik masayı falan hasırın üzerine. Masanın ayakları takılacak. Onlarla uğraşmayalım diye tornavida bile bulamadık daha doğrusu. Hemen böyle sofraya oturacağız. Bütün eşyalar girdi artık evin içine. Nakliyeyi gönderdik. Kurtulduk onlardan. Yalnız burada asansör kurmadılar. Asansör kuracaklardı. Onu yapmadılar. O yüzden çok zorlandı onlar da böyle aşağı yukarı aşağı yukarı. Adamlar da çok yoruldular. Onları gönderdik. Şimdi bir güzel sofraya oturup yiyeceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. Sata ablam bir sürü şey getirmiş. Sağ olsun Merve bir sürü şey getirmiş. Onları yiyeceğiz. Size de göstereceğim detaylı. Bekliyor bak. Ben de özlemişim çocukça. Ya. Hemen bulma.
şimdi bulaşık makinesini boşaltıyorum. Bulaşık makinesini boşaltırken size komik bir şeyden bahsedeyim. Ahmet Han az önce dedi ki, anne dedi, inşaattan ne zaman eve gideceğiz dedi. Bu bir. Ondan sonra biz yukarıdaydık hepimiz. Anne ben burada yalnız kaldım dedi, o aşağıdaydı. Bu iki. Sonra bir kere de ne dedi o? Şimdi Sat ablalar yanımda sağ olsunlar. Diyor ki siz hep bizimle mi yaşayacaksınız? Başka ne demişti ya? Bir şey daha söyledi. Diyor ki bu mutfağa kapı bile takmamışlar. Kapı bile tak. Ahmet Han şu anda ateşi var. Ateşi olduğu için mi saçmalıyor? Yoksa gerçek halimi anlayamadım. Ama en komik, anne biz inşaattan ne zaman gideceğiz dedi. Ben orada bir şok. Çünkü ben bile hala da geri gidecekmişiz gibi hissediyorum. O şey hani birkaç gün sürecek muhtemelen. Öldük gülmekten yani. Siz hep bizle mi yaşayacaksınız? Biz inşaattan ne zaman gideceğiz? Ha, bir de alt katta aşağıdaki odayı oyuncak doldurdum. Orası oyun odası gibi bir şey olacak. Onu da diyor ki, anne ben şimdi aşağıda mıyım? Orada koptum ama. Anne ben aşağıda mıyım? Aşağıdasın anneciğim. Gerçekten. Ben de hiç beklemiyorum ya. Ben de şaşırdım. Çocuğum, ben bile dedim ki acaba yukarıda mıydık? Çocuğumun dengesi şaştı. İçeriden merdivenle evde hiç oturmayayım ki çocuğum ya. Ne bilsin çocuk. Anne diyor ben şimdi aşağıda mıyım? Aşağıdasın anneciğim dedim. Ha tamam. Şey yapamadı tam, hala daha benimseyemedi yani çocuk. Kaldı ki biz benimseyelim, biz de benimseyemedik. Neyse ilk bulaşıklarım yıkandı, onları yerleştiriyorum şimdi. Ama mümkün değil, öyle hemen yerleşecek gibi duruyor. Her taraf her tarafta. Bakalım zaman içerisinde yavaş yavaş olacak. Çünkü her odada iş var, inanılmaz iş var. İnşallah bakalım bitecek, bir gün bitecek. İnşallah. Oha! Ya var ya bu garip evi hiç sıcak. Hani bizimkiler de şaşırdı, dışarı çıkıyor. Ama evi hiç sıcak. Hani yakma falan yok yani. Hani var ufomuz var da. İlk defa yapıyor hani bu hareketleri. Her şey, yatak odası klimamız var. Biz de hepimiz yatak odasında yatacağız. Ahmet sen bir kere gözük, bir kere de gözük. Görsün seni. Hepimiz yatak odasında yatacağız bugün. Ama dediğim gibi hani yere basmazsan hiçbir sıkıntı yok ama gayet iyi yemin için. Öp kardeşini. Hani yere basmazsan da soğuk var. Yarın da... Of benim benim oğluma. Yarın şey yok. Yarın soğuk sanacak. Evet şimdi misafirlerimiz gidiyor artık. Misafirlerimiz gidiyor artık, onları uğurluyoruz. Biz baş başa kalacağız şimdi bizimkilerle. Son durumu. Şu an bu şekilde. Her tarafta gerçekten bir şey var. Yerleştirdiniz mi Serpil derseniz yani son durum bu. Böyle. Bir şurası bir tık iyi. Buraya halı serdik. Buranın yerlerini de sildik. Buradan çocuklar oynasınlar diye. Ama çok yoruldum kızlar. İnanılmaz yorgunum. Burada da halı yok. Hasır var şu anda. Çünkü yerler temiz değil tam olarak. Şimdi burada bir şeyler yemiştik. Buranın perdeleri de henüz gelmedi. O yüzden burası böyle kaldı. İnşallah perdeler de gelecek. Biliyorsunuz bu koltuğu burada çok uzun süre tutmayacağım. Ama tabii ki de şu an koltuğumuz olmadığı için bunu koydum buraya. Şu anda durum bu şekilde. Burada ya da ünite gelecek. Burası da bu şekilde kalmayacak. Ama ilerleyen dönemde işte bunlar. Şimdilik böyle koyduk. Ahmet Han çok yakından izleme anneciğim. Ahmet Han yakından izliyorsun. Böyle her yerde bir şey var. Her yerde bir şey var. Burası... Bu arada bu benim mikrodalga dolabım fakat bu dolap burada durmayacak. Buraya da yine şu tezgahtan yani dolaplarından ve tezgah mermerinden kahve köşesi yapılacak. Ama hani onun da bir zamanı var. Öyle çünkü çizimde o şekilde planlamıştık. Sonra hatta böyle uzun bir dolap olacak. Fırını da yukarıya taşıyacağız. Ama fırın şimdilik şurada. İşte kahve tezgahımız yapılana kadar. Burada da son durum gördüğünüz gibi bu şekilde. Her taraf her tarafta Serpil'in çok işi var anlayacağınız.